profesör, bulamadın mı cevabı? Korkma canım, korkma. Ama siz şu an buradasınız. Ben rüya mı görüyorum acaba? Ama yani böyle bir şey nasıl olabilir ki? Bunun cevabı o aldığın notlarda gizli. İşin sırrı orada. Ya aldığım notlarda hiçbir şey gizli değil. Yani ne bir formüle ulaşabildim, ne bir cevaba ulaşabildim. Hiç işin içinden çıkamadım ben ya. Herkesin bir sırrı vardır evlat. Yine de sırrını kimseler bilmesin istersin. Eğer bunu başarırsan onu sonsuza kadar unutabileceğini sanırsın. Ama en yakınındakileri kandırsa bile insan kendini kandıramaz. Senin konuşmamız lazım. Konuşmamız mı lazım? Ne hakkında? Kızımız hakkında. Ve çoğu zaman üzerine kilitler vurduğun bir sırrın ortaya çıkınca anlamsız bir şekilde rahatlarsın. Belki eğer şanslıysan hayat daha kolay bir hale bile gelebilir. Leyla kızım, niye geldik buraya? Burası bizim evimiz anneanne. Ama annenin ölümünden beri sen bu kapıdan içeri adım atmadın. Olsun. Yine de burası bizim evimiz değil mi? Hı? Hadi gel. Şöyle bir şey yapalım mı? Yani siz sırrınızı söyleyin. Hem siz rahatlayın hem ben rahatlayayım. Olmaz mı? Benim sakladığım bir sırrım yok ki evladım. Sen baktığın şeyi göremiyorsun. Çünkü yanlış soruyu soruyorsun. Yani yanlış soruyu sorabilmeme imkan yok. Çünkü yani buraya olabilecek bütün varyasyonları yazdım. Ve yani konuşabilecek herkese konuştum. Yani ama insanların bana söylediği tek ortak şey yani Leyla ile Mecnun. Leyla, siz Leyla için buraya geldiniz. Yani Mecnun'un Leyla'ya olan sevgisi o kadar büyük, o kadar büyük, o kadar büyüktü ki sizi buraya getirdi. O zaman doğru soru da bir insan bir başkasını nasıl bu kadar sevebilir oluyor değil mi? Yap, yap, yap. İşte doğru soruyu buldum. E peki doğru soruyu buldum da o zaman cevabı ne peki bu sorunun? Cevabı? Nope. Yani, galiba bu sorunun cevabını kimseler bilemez evlat.